Çorabı Gerçi giydi oynar ya. ya herhalde. Hem de hiç vurulmadı. Abi izleyin. Küçük Ercan 9 yaşındaydı. Karnesini almaya 3 ay kalmıştı. Annesiyle pazardan dönerken bir konuda anlaşamadılar. Tartışma çıktı. Sinirlenen Ercan bir anda yolun sol tarafına geçti. Ve bakın o üst geçit. Annesi şoktaydı. Az da olsa gururlu. Babası Kırşehirliydi ama bunu sır gibi saklamıştı. Evin önünde durdu. Sonra biraz yürüdü. Olduğu yerde bir kere döndü. Elleri cebinde geri geri yürüdü. Michael Jackson gibi. Kız kardeşi kendisinden 3 yaş küçüktü. Çok ama çok çirkin bir kızdı. Sokağa çıkması da yasaktı. Teyzesi olan bitenden habersizdi. 4 yıldır anal fisting illetiyle boğuşuyordu. Amcası ise büyük bir Acun hayranıydı. Üst kat komşusu haberi aldığı gibi aşağı indi. Sonra tekrar yukarı çıktı. Tipik bir balık burcuydu. Duygularını belli edemeyen. Derken acı bir fren sesi duyuldu. Sonra tatlı bir kuş sesi. Eniştesi yaşananlara inanamıyordu. Bir anda sinirlendi. Ortamı terk etmek için ayağa kalktı. Altına hiçbir şey giymemişti. Saklamaya da çalışmıyordu. Kahvede ise durum farklıydı. Orada sadece bir tek şey söyleniyordu. Çay. Hadi bir tane daha içelim dedi dedesi. Yorgundu. Üstelik idrarını tutamıyordu. Tam o sırada küçük çocuğun arkadaşları şok eden gerçeği öğrendi. Akşam olduğunda ise bu olayı unutmuşlardı. Zekaları çok düşüktü. Polis acılı aile evine pide söylemek istedi. Aile bu isteği geri çevirdi. Çünkü onlar çoktan pizza söylemişti bile. Ve umutlu bekleyiş gece yarısı gelen haberle yerini Ercan'ın babaannesine bıraktı. Çünkü kadın oldukça yaşlıydı. Olan bitene rağmen Aktöl sokakta hayat yine Aktöl devam ediyordu. Kalta be- Çok iyi video ya. Alo. İzledin mi? Alo. İzledim ya. Ben ilk ciddi sandım biliyor musun? Abi, ayak çok iyi Moonwalk'ı gördüm ondan sonra. 10 video.